Evet evladım gel. Şöyle bir otur bakalım. Şimdi sen her gün şu kapının önünde şöyle bir gezip geliyorsun, tamam mı? Bu bizim rehberlik odasının önünde sadece sen varsın. Anladım ki yine sorularım var. Şöyle gel otur da bir sor, sen de rahatla ben de rahatlayayım. Hocam siz alanında deneyimli ve yetkin bir Ya oğlum bırak, hocamız olduğunuz için. her sabah aynı şeyleri söylüyorsun. Sen bence problemin direkt ne olduğundan bahset. Söyle bakalım ne Ben oldu? de sizin direkt beni anlayacağınızı düşünüyorum. Suratıma bir bakın hocam, ne derdim olmuş olabilir? L4, L5, L5, S1 arızalı. Şimdi ben buradan bakınca direkt olarak uykusuz bir öğrenci görüyorum. Yine dün akşam muhtemelen geç uyudun. Söyle bakalım kaçta uyudun? Hocam en son kafamı yastığa koyduğumda saat 12.30'tu. Ama bu telefonu elimden bırakmadan önceydi. Oo, bunun üzerine en az 1,5-2 saat daha ekleyebiliriz yani. Yani belki hocam. Tamam. Şimdi bundan dolayı da bana zincirleme sorular gelecektir diye düşünüyorum. İşte hocam tekrar konusunda sıkıntım var. Derslere odaklanamıyorum, dinleyemiyorum. Yazılı sonuçlarım dalgalı olmaya başladı falan. Bunlar gelecektir muhtemelen. Hocam ben şu an çok rahatım. Doğru adresteyim. Tamam, doğru adres. Kimi okuyorsunuz hocam? Hocam canımı dinleriz. Hocam. Teşekkürler. Şimdi bak, burada sadece gözlerine bakarak bunu görmek mümkün. Şimdi bak, evet, bu konuda bir anlaşmamız lazım. Senin bir çaban olduğunu görüyorum ama bu çabanın artık eyleme geçmesi lazım. Çünkü 10. sınıf bizim için önemli. 11. sınıfa geçmeden önce TYT ile alakalı önemli eksiklerimizi de kapatmamız lazım. Burada eğer ben böyle gözleri kırmızı kırmızı, yorgun yorgun görürsem işlerin yolunda gitmediğini de düşünürüm. Sadece bak, bu cümleden yola çıkarak birçok problemini tahmin edebildik. Ama bak, birçok öğrenci bunun farkında değil. Aslında az uyuduğundan bunların kaynaklandığını kendilerine itiraf edemiyorlar maalesef. Hocam peki ben bunu nasıl düzene sokacağım? Yani erken yatayım deyince erken yatılmıyor. Hani bunun bir haftalık, günlük programı mı var? Nasıl oluyor hocam bu iş? Şimdi bir kere öncelikle erken kalkan bir öğrencisin çünkü okula geliyorsun. Şimdi erken kalkan bir öğrenci aslına bakarsan erken uyur. Şimdi ben bunu biliyorum. Sen eve gittiğin zaman şöyle birkaç saat kestirme için şöyle gözlerini bir hayata uymuyorsun, doğru mu? Hocam günün en sevdiğim vakti olabilir. Evet, ama bunlar en tehlikeli vakitleri. Çünkü orada uykunu aldığın zaman akşam yatışların çok geç olabiliyor. Bu bir. İkincisi, yatağa telefonla girmek kendine yapacağın en büyük kötülüklerden bir tanesi. Bu konu çok önemli. Beynimizin böyle ön öğrenme merkezleri var. Buraya aldığı en son bilgiler uykuda aslında bilinç altında kendisine rüyada gösterilen veya gösterilemeyen ama kendisine en son verilen şeyler. Uykuda tamamen bunlarla uğraşırız. O yüzden biz aslında deriz yatmadan önce birazcık kitap okuyun diye. Ama sen maalesef keşfetin derinliklerinde ah sana vah bana, değil mi, takılıyorsun. Ah sana vah sana arada yazarım. Hocam ama ben bu telefon konusunda pek hakim olamıyorum kendime. Tamam, sen hakim olamıyorsan o zaman bu konuda yardıma ihtiyacın var. Yani yardım istemelisin. Hocam yardım edin diye buradayım. Lütfen. Tamam da evladım, şimdi ben eve gelip iyi geceler öpücüğünü kondurup elinden telefonu alamam, doğru mu? Keşke yapsanız hocam. Evet, keşke yapsaydım, güzel olurdu ama bak, bu konuda ailenden yardım isteyebilirsin. Onlardan rica et, sana bu konuda destek olsunlar. Bu biraz öğrenciler için zor bir karar ama bunu yapman lazım. Çünkü bu alışkanlığı kazanman lazım. Bu telefon olayını hallettikten sonra da bir haftalık programla ilerlememiz lazım. Bak, bu çok önemli. Yani bir haftalık programa sahip olmalısın. Bunun için oraya günlük müdahaleler de yapabilirsin bu arada. Ama ben senin yerinde olsam bugünden itibaren, seninle geçtiğimiz görüşmelerde de bunu konuşmuştuk hatırlarsan, bugünden itibaren önümüzdeki hafta bugüne kadar olacak şekilde bir programın olmalı. Bu programda günlük 2 veya 3 derse önce konu tekrarları, ardından soru çözümleri, ardından bu yanlışlarını ve boşlarını öğreneceğin şekilde minik minik böyle organizasyonlar yapmalısın. Ve her ne olursa olsun plana sadık kalmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Hocam peki bunların hepsi ne için? Bunların hepsi senin için evladım. Oğlum bak, şimdi buraya her gün gelişlerinde belli bir amacı var. Yani belli bir yol kat etmek istiyorsun. Ve bu yolun sonunda da bazı şeyleri elde edeceksin. Bu iyi bir gelecek olacak senin için. Ve bu iyi gelecekte de tabii ki güzel bir mesleğin olacak. Bu yüzden hedeflerimizi de yavaş yavaş belirlemekte fayda var. Daha önce konuşmuştuk. Yani doktor, mimar, mühendis, avukat, bu mesleklerden birçoğu tercih edebileceğin meslekler olabilir. Ancak şu anda bunlardan birine karar vermek durumunda değilsin. Ama yavaş yavaş alan daraltmakta da fayda var. Bu yüzden senden ricam, kendi keşif yolculuğuna da olabildiğince odaklan. Ne yapabilirsin? Güzelce kitap okuyabilirsin, araştırmalar yapabilirsin, farklı mesleklerle alakalı o mesleği icra eden kişileri bulabilir, onların mesleklerini kendi ağızlarından dinleyebilirsin. Mesela bana hiç sormadın, hocam sizin mesleğiniz rehber öğretmen olmak nasıl? Ben de rehber öğretmen olmak istiyorum. Hiç demedin. Niye demedin? Hocam tam aklımdan onu geçiriyordum aslında şu an. Yani ben de bunu özellikle tahmin ettim. Niye tahmin ettin diye bir sor bakalım. Niye tahmin ettin? Hangi meslekten bahsetsem çünkü ilgi duyuyorsun. Lütfen artık kendi araştırmalarına güzelce başla ve bana yeni önerilerle gel. Ben Osman Sarı olmak istiyorum. Bir Burhan Altıntop.
var yetişmiyor Aslı. Ha bak, bu konuda unutmadan sana bir öneri daha vermek isterim. Şimdi bu haftalık programlarınla alakalı artık hedeflerin var, çalışıyorsun ya. Özellikle bu tekrar konusu çok önemli. Daha önce bahsetmiştik, orayı bir kere daha söyleyeyim. Lütfen unutma. Bu okula geldiğin o 40 dakikalık, 1 saatlik vakitlerde mutlaka ama mutlaka o konu tekrarlarına özen göster. Çünkü orası o kalıcı öğrenmelere gitmesinde çok etkili olacak o zihnimizdeki bilgilerin. Hocam ben eve gittiğimde uyumak yerine o zaman ders tekrar ediyorum. Tabii yani şimdi o konuda bir kere anlaşmış olmamız lazım. Aynı konuları lütfen tekrar gündeme getirmeyelim. Anlaştık diyorsanız anlaşmışızdır hocam. Ben de öyle umuyorum. O zaman ne yapacağız? Yarın geleceksin ve nasıl başardığını anlatacaksın. En kritik soruyu sorayım hocam. Çıkmadan önce. Bütün öğrenciler hocam sizden bu sorunun cevabını bekliyor. Hı hı. Günde kaç soru çözmemiz lazım? Bu durum kişiden kişiye göre değişebilir. Okuldan kaçta çıkıyorsun, eve kaçta geliyorsun, eve geldikten sonra başka yapman gereken şeyler var mı? Yani o gün kaç saat ders çalışabilirsin? Bu önemli. Ya da kaç saat ders çalışmak istiyorsun? Bu önemli. Ya da hangi mesleği seçmek istiyorsun? Bu mesleğe hangi sıralamayla gidebilirsin ve bunu hangi üniversitede yapabilirsin? Bunların hepsi bir kriter. Bu filtreleri gözünün önüne getireceksin ve kendine özel bir çalışma sistemi oluşturacaksın. Bugün de 1 saat çalışarak da olur, 3 saat çalışarak da yetmeyebilir. Bu yüzden benden bir rakam duymak istediğinde bilerek günde 60 ila 100 arasında bir soru adedini yakalarsan şimdiden, bu senin için isabetli olacaktır. Hocam 60 ila 100 arasında bir soru çözersem bolca soru çözmüş olur muyum? Yani yeterli soru çözümü yapmış olursun. Eğer vaktin varsa bunları yaptıktan sonra biraz daha üzerine çıkmakta fayda var. Çünkü 10. sınıf YKS'de AYT kısmının başlamasına ramak kala bir zamanı ifade ediyor. Bu yüzden sen TYT ile alakalı ne kadar eksiğin varsa yaza kadar bitirmen gerekir. Evet, ben son kez o zaman bir kontrol yapayım. Şimdi ben kağıdı kalem elinde görmedim. Benim söylediklerimi not aldın mı? Hocam hepsi kafamda. Kafanda söz uçar, yazı kalır. Kalır. O zaman ne yapacağız? Bir kere daha tekrar edeceğiz. Bence sen de şimdi şöyle güzel bir şekilde ne yap? Not al. 1. Uyku düzenimize dikkat ediyoruz. 2. Haftalık bir programla çalışıyoruz. İçerisinde günlük müdahalelerde bulunabiliyoruz. 3. Bir hedef belirliyoruz. Şu anda net olarak bir meslek söylemek zorunda değilsin. Ama yavaş yavaş alanı daraltacağız. 4. Yeni bir konuyu öğrenir öğrenmez önce onu, sonrasında da o geçmiş konuları belli aralıklarla tekrar etmek lazım. Ve 5. Olabildiğince vaktin müsait oldukça soru çözümünü ihmal etme. Hocam ben ikna oldum, teşekkür ediyorum. Ben de ikna oldum, ikna olduğuna ben de teşekkür ediyorum. Ben gidiyorum o halde. Güle güle. Görüşürüz hocam. Bay bay.